Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bundan 2 sene kadar önce Aydın'daki bir Selefi arkadaşımızı ziyarete gitmiştim. Abdülkadir Polat. Selefi zihniyetin biliyorsunuz 15 tane tağut ayeti var. Bu tağut ayetleriyle insanları öyle bir tarif çiziyorlar ki işte öğretmen kafir, asker kafir, polis kafir. Okula gitmeyeceksin, cumhuriyet ve demokrasiye uymayacaksın, oy kullanmayacaksın. Oy kullanmak şirktir, demokrasi şirktir, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafirdir. Zaten bunun üzerinde çok video yaptım fakat Aydın'daki o konuşma esnasında ben orada misafirdim. Yani evimden konum at dedim, adam konum attı, 630 kilometre gittim, misafiri oldum. Videomuzu yaptık, yayınımızı yaptık. O esnada kameranın arkasındaki Abdülkadir Polat'ın yanında gelen arkadaşlara şöyle sorular sordum. İsterseniz videodan kontrol edebilirsiniz. Affedersin kardeşim dedim, böyle göz teması kurarak. Bana dedim, infakla ilgili bir ayet söyleyebilir misin? Hacla ilgili bir ayet söyleyebilir misin? Oruçla ilgili bir ayet söyleyebilir misin? Ya da ayetin birinde Allah bir Resul'e diyor ki seni kendi nefsim için seçtim. Hangi ayettir bu? Bakın iltifata bakın. Allah bir ayette Taha 41'dir. Seni kendi nefsim için seçtim ya da yarattım diye çeviriyorlar. Hangi ayettir bu dedim. Göz teması kurdum o 30'lu yaşlardaki gençlerden hiçbirinden cevap alamadım. İşte Selefi zihniyetin özeti bu arkadaşlar. Sadece bir yere odaklanmışlar. Tağut. Peki tağut nedir? Şimdi tağutu bir sokak röportajında genç bir delikanlı çocuk, öyle ortaokul, lise çağlarında bir çocuk, tam böyle bir selefi ağzıyla röportaj yapınca acayip tutuldu. Milyonlarca tıklandı. Şimdi gelin samimi bir şekilde bu genci dinleyelim. Şimdi genç o kadar samimi ki, aradaki problem ne biliyor musunuz? Bu gencimizin elinde bir cetvel var. Bu cetvelin üzerinde tağut yazıyor ya da bazı şeyler yazıyor ve başlıyor o cetvelle böyle koyup ölçüp insanlara söylemeye. Hata nerede biliyor musunuz? Bu cetveli ölçü aldığı, bu kendisinin tarif ettiği nizamı kendi inancına yoklamıyor. Ve de kendi inancınla ölç bakalım. Söylediğine sen inanıyor musun? Yani kendi inandıklarına kendi formüllerini uyguluyorlar mı? Bir formül var ellerinde. Bu formül kendi inançlarına uyuyor mu? Hep beraber bakalım. Şimdi biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki Kur'an yeter. Şimdi Selefi zihniyet ne diyor? Bakın hep beraber dinleyelim gencimiz. Allah'ın kanunlarıdır, Allah'ın anayasasıdır. Tabii biz hayatımızı ona teslim etmemiz lazım, Allah'ın kanunlarına teslim etmemiz lazım. Mesela siz daha yeni insanlara soruyordunuz, yarın seçim olursa kime oy verirsiniz diye. Bu konu hakkında benim cevabım şudur abi, bizim inancımıza göre, tevhid ve sünnete göre. Bakın, tevhid ve sünnete göre. Şimdi tevhid ayrı bir şey, sünnet ayrı bir şey. Anladınız mı arkadaşlar? Gençlere sesleniyorum. Selefi zihniyete sempati duyanlara sesleniyorum. Lütfen bakın, çocuk samimi, hakikaten inanmış ve aynı Hristiyanlar gibi tesniye yapıyor, ikiliyor. Tevhid ve sünnet. Tevhid tek başına yetmiyor. Tevhid ve sünnet dedi. Peki hangi sünnet? İran'daki sünnet değil. Hanzala Selefili de değil. Suud Selefili de değil. Sünnet dediği zaman var ya, farkında değil. 80 çeşit hale gelmiş, birbirlerine küfür eden, birbirlerine hakaret eden, dinsiz, kafir falan diyen grupların hepsinin dediği laf aynı sünnet. Yavrum, tevhid ve sünnet dedin de evladım, hangi sünnet? Önemli değil. Şimdi kendi sünnetini kastettiğini düşünerek devam ediyoruz. Şeriattan bahsettiğimize göre, Allah'ın kanunlarına göre oy kullanmak şirktir abi. Oy kullanıp... Şimdi bu bir tespit. Şimdi neden şirk olduğunu açıyor, beraber dinliyoruz. Bir insan kafir olur bize göre. Bakın, günahkar değil, kafir oluyor. Şimdi bir insan oy kullandı ya bu inanışa göre. Şimdi arkadaş, ben faiz yedim, kafir oldum. Zina yaptım, kafir oldum. Hırsızlık yaptım, kafir oldum. Adam öldürdüm, kafir oldum diyebilir misiniz? Oy kullandım, kafir oldum.
Ne kadar kolay görüyor musunuz? Yani bir adamı kafir yapmak bu kadar kolay. Neden? Çünkü ayete karşı geldi. Peki şimdi bakalım kendisi hangi ayetlere karşı geliyor? Bizim inancımıza göre müşrik olur. Niye müşrik olur? Sana kısaca anlatayım abi, sonra sözü size bırakayım. Biz namazı kime kılarız? Allah'a kılarız. Namazı kime kılarız? Allah'a kılarız. Şimdi soruyorum. Sünnet namazı kime kılıyorsun? Şimdi sünnet namaz kılıyorlar bunlar. Sünnet namazı kime kılıyorsun? Cevap, Allah'a kılıyorum. Peki o zaman niyet ederken niye sünnete niyet ediyorsun? Yani diyorsun ki peygamber kıldı diye kılıyorum. Resul kılmasaydı sünnet kılar mıydın? Soru basit değil mi? Resul kılmasaydı sünnet kılar mıydın? Hayır, kılmazdım. Peki Resul için neden namaz kılıyorsun? Hayır, ben Resul için namaz kılmıyorum. Tekrar soruyorum. Peki Resul için namaz kılmıyorsun. Resul kılmasaydı kılar mıydın? Hayır, kılmazdım. Neden? Resul kılmış. İkinci soruyu soruyoruz. Hatta üçüncü soruyu soruyoruz. Resul nasıl niyet etti? Şimdi sen şöyle niyet ediyorsun evladım. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının son sünnetini kılmaya. Resul nasıl niyet etti? Kendisi Resul. Gördünüz mü arkadaşlar? Düşündüğünüz zaman patlıyorlar. Her taraftan patlıyorlar. Resul, Allahu alem, niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya demiştir. Kıldıysa. Ne diyecek? Niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya. Sen de akşam namazının üç rekat farzından sonra niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya dersen bu normalde sünnet olur. Niye? Diyeceksin ki Allah rızası için benim elçim, benim Resulüm iki rekat namaz kılmış akşam namazından sonra, ben de Allah rızası için iki rekat namaz kılayım diyemezler. Ne derler biliyor musun? Niyet ettim sünnete. Nedir bu? Resul yaptı diye. Resul yapıyor diye. Tabi bunun farkında değil. Siz sadece düşünün arkadaşlar. Düşünün. Resul nasıl niyet ediyordu? Ve sen Resul'ün yaptığını yapacağım diyorsun. Ama niyetin Resul'ünki gibi değil. Resul'ün niyet ettiği gibi niyet etmiyorsun. Çünkü sizin yapma sebebiniz Resul'ü taklit. Emri değil. Emir farz. Zaten kendi söylüyor. Farz Allah'ın emridir. E sünnet nedir? Resul'ün yaptığıdır. O zaman namazı kimin için kılmış oluyorsun? Hatta daha güzeli var. Namazı kimin için kıldığının ispatı namazda okudukları hadis. Namazda hangi hadisi okuyorlar? Tahiyat. Tahiyat Kur'an'da olmayan bir şeydir. Bakın Kur'an'ı açarsınız Fatiha orada duruyor. Kur'an'ı açarsınız İhlas orada duruyor. Ve Kur'an açtın tahiyat nerede? Resul'e selam veriyorsun ve Resul söyledi diyorsun. Resul'e selam veriyorsun. Esselamu aleyke eyyühennebi diyorsun. Sonra da diyorsun ki Resul de böyle dedi. Resul de kendine selam verdi yani. Ondan sonra da diyorsun ki devam edelim. Bakın şimdi ne güzel söylüyorum. Şimdi devamı daha hoş. Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa kafir olur mu? Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa Allah'a şirk koşar kafir olur mu? Çünkü ne yaptı? Allah'a şirk koştu. Şirk nedir? Ortaklık demektir. Peki bir soru daha sorayım sana abi. Şimdi hamd kelimesi var ya, hamd. Bir kişi dese ki Allah hamdı hak ediyor ama ben babam da hamdı hak ediyor dese, o kişi Allah'a şirk koşar mı peki? Erdoğan'ı oy veren bizden değil. Ya de git bacım ya, senin derdin ne ya? Allah diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresinde söylüyor bunu. Hamd alemlere Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peki hamd alemleri olan alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Diyor ki Allah'tan başkasına hamd edilmez diyor. Duydunuz değil mi? Peki arkadaşlar salayı hatırladınız mı? Hamd övgüdür. Hamd Allah'adır. Allah'tan başkasına hamd edilmez. Bütün övgüler Allah'adır. Peki saladaki hamdlar ne olacak? Gelmişin geçmişin en hayırlısı, kainatın nuru ışığı. Ne olacak bunlar? Beş kere Resul'ü övdükten sonra bütün övgüler Allah'adır diyen sala için fikriniz nedir? Oldunuz mu müşrik kendi yasanıza göre? Allah'tan başkasını övdünüz. Allah'tan başka Resul övülür mü diyeceksiniz? Hadi deyin, rahatlayın. Deyin ki bizim Allah'ımız iki tane. Biz bir Allah'ı överiz, bir de Allah adına Resul'ü överiz. Diyinsene, ikileyinsene, utanmayın.
Gerçi hakikaten övgüden de olur. Allah ki eğer Türkiye bu çocukları bu hale getirdiyse gerisini de Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Allah bu hakkı kendinde olduğunu söylüyor abi. Bu hak dedi ki Allah'a olan bir vasfı Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur dedi. Bakın Allah'ın bir vasfını Allah'tan başkasına veren kafir olur. Tekrar ediyoruz. Şimdi soruyoruz. Gerisini de Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Allah bu hakkı kendinde olduğunu söylüyor abi. Bu hak dedi ki Allah'a olan bir vasfı Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur dedi ki. Allah'ın bir vasfını Allah'tan başkasına verirseniz kafir olursunuz. Ve bu gördüğünüz bu selefi zihniyet Allah'ın bütün esmasını Resul'e zaten veriyorlar. Resul bağışlar, Resul şefaat eder, Resul beddua ederse cehennemlik olursun. Adamlar ne diyorlar hatırlayın. Resul'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın. Bu hadisçilerin cümlesi. Adamlar önce Resul'e ümmet olmaktan bahsediyorlar Allah'a kul olmadan önce. Ama nasıl bir ümmet biliyor musunuz? Resul'ün rızasını kazanmak. Mesela gaybden haber verir. Kim? Resul. Nasıl verir? Allah dilerse. Sonra tarikat ve şeyhler gaybden haber veriyor. Nasıl? Allah dilerse. Şimdi bu gördüğünüz evladımız samimi bir şekilde anayasayı söylüyor. Allah'ın bir özelliğini insana verirsen kafir olursun diyor. Ama bilinç altında sadece demokrasi ve oy var. Bilinç altındaki demokrasi ve oyu karalamak için kurduğu cümleler mezhepleri de, tarikatları da, hizipleri de çöpe atıyor haberi yok. Bu cümleleri cumhuriyet ve demokrasiyi karalamak için kullanıyor ama lafın nereye gittiğinden haberi yok. Ne kadar güzel konuşuyor. Ya şimdi gelelim hüküme konusuna bak. Allah diyor ki Kur'an'da, Allah Yusuf suresi 40'ta diyor ki İnnel hükmü illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Abdestin farzı kaç? Hanefi 4, Şafii 6, Hanbeli 7, Maliki 10. Hüküm yalnız Allah'a aittir. Ne oldu? Ya abdestin farzını geç. Bizim konumuz demokrasi. Mesela tilki helal mi? Şafii'ye göre helal, Hanefi'ye göre haram. Hüküm kimindi? Hani sadece Allah'ın da hüküm? Haram helal koyma yetkisi kimindi? Allah'ın mıydı, mezheplerin miydi? Allah adına mezheplerin miydi? Şimdi bu gördüğünüz insanlar önce Allah adına Resul haram helal koyar diyorlar. Sonra da mezhepler Resul adına haram helal koyar diyorlar. Çocuk ne kadar güzel söylüyor. Bakın devam ediyoruz. Devamında ise diyor ki o kendisinden başka kimseye ibadet etmemenizi emretti. İlk önce hüküm kelimesini söylüyor sonra ibadeti vurgu yapıyor. Demek ki anlıyoruz ki hüküm ibadettir, tamam? Mantığa bak. Allah önce hüküm, sonra da ibadet dediğine göre hüküm ibadettir. Nasıl güzel değil mi çocuklar? Yani pardon arkadaşlar. Şimdi düşünün. Allah namaz kılarlar ve zekat verirler diyor. O zaman namaz zekattır. Namaz kılarlar ve zekat verirler. O zaman ne oldu? Namaz zekattır oldu. Değil mi? Çocuğun kurduğu cümleye bak. Diyor ki Allah ibadet ve hükümü söylediğine göre diyor hüküm ibadettir diyor. Canım benim ne kadar güzel bir mantık. Tabii karşısındaki mikrofonu uzatmış mecburen dinliyor. Yok evladım. Yan yana Allah hüküm ve ibadet diyorsa ibadet başka bir şeydir, hüküm başka bir şeydir. Şam ile şekeri birbirine karıştırmıyoruz. Ama abi. Başka Kehf suresi 26. ayette Allah diyor ki وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَهَدَ Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez. Yalan söylüyorlar tabii. Çünkü Allah adına Resul de hüküm koyar. Şimdi ayeti okuyor çocuk. Allah'tan başka hiç kimse hüküm koyamaz. Ayetini okuyor ama selefi ağzıyla konuştuğu için mecburen hadisleri de kabul ediyor. Ve bu hadislerde de sayısız hüküm var. Ama ne diyorlar biliyor musunuz? Hadis de ayettir diyorlar. O da vahiydir diyorlar. Sayısı belli değil, kimin söylediği belli değil, nasıl söylediği belli değil. Hiç önemli değil. Kendi hadisleri var. Ama sadece kendi hadisler, öyle bütün hadisler değil. Cümleyi ne güzel kuruyor. Hedef cumhuriyet ve demokrasi ama kendisini tarif ediyor. Onun için bu videoyu çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Bakın bu çocuğun
para kazanma ihtimali yok, bu çocuğun makam mevki ihtimali yok. Bu çocuk selefi bir ortamda büyümüş, ayetleri de öğrenmiş, cumhuriyet ve demokrasiye düşman olmuş. Ondan sonra da çıkmış, ayetler ile oy kullananın kafir olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Bunu anlatırken, oy kullananın kafir olduğunu anlatırken, ayetleri verirken kendi inancına göre de kafir olduğunun farkında değil. Bakın kendi söylediğine göre kendisinin kafir olduğunun farkında değil. Allah bazı ayetlerinde de hüküm hep hüküm diyor, ibadeti kendisinde olduğunu söylüyor. Hüküm bir ibadettir. Biz dedik ki nasıl ki namazı Allah'tan başkasına bir insan kılarsa, hamdi Allah'tan başkasına bir kişi verirse kafir olur dedik. Hüküm de Allah ibadet diyor. Biz hakimiyet, hüküm hakkını alıp beşere verdiğimiz zaman bize bu ayetlere göre kafir olmuş olmuyor mu sizce? Güzel. Mesela Tevbe suresi 31'de Allah diyor ki onlar Allah'ı bırakıp da din bilginlerini... Bakın ayeti ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Onlar Allah'ı bırakıp da din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Bakın. Allah ayeti kerimede diyor ki onlar abidlerini yani din adamlarını ve rasullerini Rab edindiler. Şimdi bunu kendisine bir kontrol etse tabiin dediğinin, sahabe dediğinin ve hadis dediğinin kendisinin Rab edindiği şeyler olduğunun maalesef farkında değil. Ayeti okuyor. Allah ayeti kerimede onlar din adamlarını ve gelen elçileri Rab edindiler diyor. Ne kadar güzel. Ama oradaki İsa'yı kaldırıp yerine Muhammed Resulü'nün koyduğunun, oradaki din adamlarını kaldırıp selefi tabiini, tabi tabiini koyduğunun çocuk farkında değil. Evladım, senin selefinin din adamları da bir sürü hüküm koyuyor, haberin yok. Rasul dedi diye hadislerle bir sürü hüküm koyuyorsun, haberin yok. Ve okuduğun bu ayete sen muhatapsın. Ya... Peygamber bu ayeti okuduğu zaman Adi bin Hatem diye birisi var, gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz onları Rab edinmedik ki. Hı. Allah Resulü de diyor ki onlar Allah'ın helalini haram, haramını da helal yaptılar. Tam isabet. İşte tam isabet. Şimdi kendi rivayetini anlatıyor. Bir rivayet anlatıyor. Ayetle ilgili. Sahabe geliyor itiraz ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Biz diyor onları diyor Rab edinmedik ki diyor. Kimse demez ki zaten Muhammed benim ilahım, kimse demiyor ki. İsa benim ilahım diyen de yok. Peki neymiş hata? Resul de cevap vermiş. Demiş ki onlar Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kıldılar demiş. Peki şu anda mezhepler bunu yapmıyor mu? Mezheplerin haramları farklı değil mi? Mezheplerin farzları farklı değil mi? Tarikatların farzları farklı değil mi? Tarikatların haram ve helalleri farklı değil mi? Bak ne kadar güzel, kendisi söylüyor. Siz de onlara uydunuz, itaat ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. Şimdi bu ayeti, bu hadisi getirelim, günümüze kıyaslayalım. Yöneticiler Allah'ın helalini haram, haramını helal yapıyor mesela. Bak yöneticiler haramları helal, Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram yapıyorlarmış. Şimdi burada yöneticiler dediği çocuğun kalbindeki cumhuriyet ve demokrasi. Peki evladım, haramı helal, helali haram yapanlar sadece devlet mi? Yoksa senin içinde bulunduğun cemaat de yapmıyor mu? Haramı helal yapmak ne demek? Örneğin, dokundun mu abdest bozulur? Hayır, dokundun mu bozulmaz. Şimdi hangisi haram? Kan abdesti bozar. Hayır, kan abdesti bozmaz. Hangisi haram? Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi çocuğun tarifi cumhuriyet ve demokrasi eleştirisi. Devlet ne yapıyormuş? Bakın devletin yaptığını sayıyor. Zina haram. Bugün 18 yaşından sonra kendi hür iradenle 18 yaşından kimliğine zina edebilirsin. 18 yaşından sonra mesela içki haram Allah'ın kanunlarına göre. Bugün baktığı zaman sistem istisemde helal. Bu ayeti kıyasladığımız zaman bunları destekleyenler bunlara ibadet etmiş olmuyorlar mı? Evet. Şimdi aynısını ben soruyorum. Bakara 180, vasiyet edin diyor ve şu andaki senin inandığın bu zavallı kardeşimizin inandığı inanışa göre ölüye vasiyet yok. Ne oldu? Şimdi zina ve
içki ayetinin yanına vasiyet ayetini niye koyamıyor? Çünkü çocuk güdümlü füzeyle selefe tabi olmuş. Sadece selefin cumhuriyet ve demokrasi hakkındaki eleştirisini söylüyor. Cumhuriyet ve demokrasi zinaya serbest diyormuş, doğru. Cumhuriyet ve demokrasi içkiyi satıyormuş, doğru. Cumhuriyet ve demokrasi genel ölçü çalıştırıyor, doğru. İyi de bunlar ayete aykırı da senin içinde bulunduğun tarikat ve cemaat ve mezhepler aynısına devam etmiyorlar mı? Mesela zina eden taşlanarak öldürülür demiyorlar mı? Hani Allah'ın indirdiğiyle hükmedecektik? Allah nerede indirmiş zinayı yapanı taşlayarak öldürün diye? Nerede var? Ya da Allah hangi ayetinde demiş ölüye vasiyet yoktur diye, öldükten sonra vasiyet geçersiz diye? Nerede demiş? Allah hangi ayette demiş içinizden namaz kılın diye, namazınızda sessiz olun kimse duymasın diye? Nerede demiş? Arkadaşlar, sizin düşünmeniz önemli. Bakın, bu selefi zihniyet çocukları sadece bu şekilde yetiştiriyorlar. Bir de bunun tam tersi var. Elinde parti bayraklarıyla mahalle mahalle gezen cemaat ve tarikatlar var. Mesela seçim yaklaştı. Alıyor eline Refah Partisi'nin bayrağını, Çarşamba cemaati, Mahmut Efendi'nin cemaati. Başlıyorlar, Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan. Ne oldu şimdi? Şimdi o mu kafir, bu mu kafir? Şimdi birisi Cumhuriyet ve demokrasiye oy verene kafir diyor. Eğer kafir dediğin kişi iftiraysa, o zaman senin durumun ne olacak? Kafir olmayan birisine kafir demek de adamı küfre sokar. Kendi kitapları. Mehmet Zahit Kotku, Küfre Mucip Haller kitabı. Mehmet Zahit Kotku'nun o küfre mucip, küfre götüren haller diye bir kitabı var. Madde madde yazmış. Birinci madde diyor ki, küfre girmeyen birisine küfre girdi dersen sen küfre girersin diyor. Şimdi Türkiye'de 72 tane cemaat var. 72,5. Bunlar övünüyorlar ya 72,5'la, onun için diyorum. Bunun 71,5'u oy kullanıyor. Bir tanesi kullanmıyor. Şimdi bir tanesi doğru, 71,5'u kafir. Ya da bunlar kafir, onlar Müslüman. Ama adam, önemli olan o değil. Konu o değil arkadaşlar. Konu, çocuk kendi ağzıyla İslam'ı tarif ediyor. Ama eleştirdiği zihniyetin bütün maddeleri kendi inanışında var, haberi yok. Kardeşim, tağut Allah yerine haram helal koyandır. Tarikat ve cemaatler, bütün mezhepler Allah'a ortaktır, ortak olmuşlardır. Allah gibi haram helal koyarlar. İster kabul edin, ister etmeyin. Bütün mezhepler, buna da içtihat farklılığı derler. Devam ediyoruz. Allah Maide suresi 44 ve diyor ki فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun? Şimdi çocuk bu ayetten anladığı cumhuriyet ve demokrasiye uymayacaksın. Peki rejim ayetini Allah ne zaman indirdi? Nereye indirdi? Ya da Allah hangi ayetinde 10 tane kişiyi cennetle müjdeledi? Hüküme bak. Yaşarken cennetlik diyorlar. Kendileri iman ediyorlar. Bu zavallı zihniyet 10 tane sahabenin yaşarken cennetle müjdelendiğini söylüyor. Yüzlerce ayete karşı, bir tane, üç tane, beş tane değil, yüzlerce ayete karşı adam yaşarken bir insanın cennetle müjdelenebileceğine inanıyor. Ondan sonra diyor ki Allah'ın hükmüne ortak koşan kafirdir. Allah'ın hükmü var. Mahkeme var, kübra var, hesap günü var. Resullerin hesaba çekileceği bir gün var. Resuller hesaba çekilecek. Sen 10 kişinin cennetle müjdelendiğine inanıyorsun. Ondan sonra gelmişsin diyorsun ki Allah'ın hükmüne karşılık hüküm koyan kafirdir. Bir aynaya bak evladım. Bir araştır bakalım. Nasıl oluyormuş cennetle müjdelenmek? Allah diyor ben hükmümle hükmetmeyen kafirdir mesela. Hmm. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Hmm. Allah'ın hükmüyle yönetmeyenler ve bunlara destek verenler, bunlar zaten şirk içindedir. Çünkü bir de arkadaşlar
Allah'ın hükümleriyle hüküm verebilmek için mesela şu anda İran Allah'ın hükümleriyle hüküm verdiğini iddia ediyor. 21 yaşındaki çocuğu astılar geçen hafta. Allah'ın yasalarına karşı gelmekten. İran şeriat devleti. Peki fikriniz nedir? Yok. Onlar sapık. Niye? Çünkü benim babam İranlı değil. Babam İranlı olsa onlar güzel insan olacaklar. Afganistan'da şu anda Allah'ın indirdiğiyle hükmettiklerini iddia ediyorlar. Tek başına gezen kadınları joplarla dövüyorlar. Afgan'da. Girin internete görün. Cezayir'de taşlayarak öldürüyorlar. Şimdi bunların hepsi Allah'ın indirdikleriyle hükmettiklerini iddia ediyorlar. Netice ortada. Bakın, amaç ne biliyor musunuz? Biz Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz diyeceksiniz. Bu selefileri iktidara getirin, güç bunların eline geçsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek diye anladıkları ne biliyor musunuz? Selefin uygulaması, sahabenin uygulaması. Sorun kendilerine. Bakın, kitaplara bakıyorlar, yine güncel olacak. Hani herkesin ağzında, çok özür dilerim, mecburen değinmek zorundayım. Bakın, bunlar Allah'ın emirleriyle yaşıyoruz diye 6 yaşındaki kıza nikah kıyan insanlar. Siz bunun itirazınızı yapıp ayaklandığınız zaman ne diyorlar? Yok öyle bir şey diyorlar. Ama kitaplarında var. Dibine kadar var. Dibine kadar. Bunların hepsinde bu var. Nikahta yaş yoktur bunlara göre. Niye? Adam ortamını buldu. Kızını 6 yaşında nikahladı. Ama ortamını buldu. Ortamını bulmasa yapamaz. Bu adamlar ortamını bulsunlar, hırsızın kolunu keserler. Bir daha hırsızlık yaparsa bacağını keserler. Affederse, yani adam tövbe ederse, her şeyin tövbesi vardır, hırsızlığın tövbesi yoktur. Şimdi adam zina yaptı, yüzde inek yedi, hayatına devam etti. Şirke girdi, küfretti, sonra tövbe etti, hayata devam etti. Ama hırsızlık yaptı, kolu kesildi, sonra tövbe etti. Ne olacak? Vallahi başın sağ olsun yani. Hırsızlığın tövbesi yok. Her şeyin tövbesi var, hırsızlığın tövbesi yok. Neden? Çünkü kesildi artık. Kesilen adamı nasıl tövbeye çağıracaksın ki? Mesela Allah adam faiz yedi. Allah'a savaş açmak ayete göre. Riba. Siz Allah'a savaş mı ilan ediyorsunuz diyor ayet. Şimdi adam faiz yedi, sonra da tövbe etti. Allah'ım ben bir hata ettim. Affet beni. Ne güzel. Eli ayağı sağlam. Kıçı başı da sağlam. Devam etti. Niye? Tövbe etti. Ama hırsızlık yaptı, ne oldu? Hırsızlık yaparsa eli kesilir. Hatta Süleymaniye Vakfı'ndan Abdülaziz Hoca'nın bir şeyi var buna. Ne diyorlar ona? İçtihadı, hükmü, yorumu, adını siz koyun. Diyor ki Abdülaziz Bayındır. Eğer diyor kişi diyor hırsızlık yaparsa diyor eli kesilir. Ama hırsızlık yaptığı esnada insanlara zulmederse, eziyet ederse oradaki insanlara, o zaman bacağı da kesilir diyor. Nasıl, iyi mi? Şimdi siz bu insanların eline yönetimi verin. Bunlar Allah adına bunları yapacak. Sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Hangi ayet? Övgüler Allah'a, Allah'a ortak koşmayın. Hüküm veren Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse hüküm koyamaz. Allah'ın yasalarına göre yönetilelim. Peki sebepsiz yere namaz kılmayan ne olur? Öldürülür. Peki Allah mı demiş bunu? Yok, Buhari demiş. Doğru mu değil mi? Hadi söyleyin. Bunlar gerekli ortamı sağlasınlar, bizi zaten öldürürler. O önemli değil de. Biz ölümden korkuyu 90'lı yıllarda Marik'te, Chiabamya'da, Kokozer'de bıraktık. Biz korkuyu terbiye edelim, çok oldu. Ama insanları hakikaten korkuturlar bunlar. Afgan'da uçağın motoruna, tekerine sarılan insanları görün. Seyredin onları. Amerikan uçağının tekerine adam sarılıyor. Orada kalmamak için. Yeter ki bunlar ortamı bulsunlar. Ortamı bulurlarsa yapacakları, Allah adına yapacakları hiçbir şey Kur'an'da yok. Bütün hükümleri kendi kitaplarındaki, hiziplerindeki, cemaatlerindeki kişilere bağlı.
Bir tanesi işte Mevdudi'ye bakar, öteki bilmem Takiyüddin Nebbani'ye bakar. Birilerine bakarlar ve onu da din diye getirirlerse uygularlar. Ama kendilerinin haricinde bu sistemi uygulayan hiçbir yerde beğenmiyorlar. Mısır, Yemen, Cezayir, İran, hiçbirini beğenmiyorlar. İlginç değil mi? Çünkü kendi yazdıkları kanunlar. Devam edelim. Bak dedi ki namazı Allah'tan başkasına kılan kafir olur. Hüküm de Allah kendisi söylüyor. Hüküm ibadettir diyor. Hükmü Allah'tan başkasına veren nasıl kafir olmaz ki bu ayetlere göre? Sen mesela Müslüman olmak için ne gereklidir abi? Sen söyleyin. Müslüman olman için bazı toplumlar diyor kelime-i şehadet getir, namaz kıl, oruç tut. Bunlarla yetmez abi. Bunlarla yetmez. Senin ismin Muhammed olsun. Sen Kabe'yi kaç kere hac et. Ondan sonra ne bileyim kendini dört dörtlük Müslüman zannet. Bunlar seni kurtarmaz. Allah ne diyor Müslüman olmak için? Bakara suresi 256'da diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Her kim tağut, tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İlk önce inkar diyor, sonra iman diyor. Yani önce inkar, sonra iman diyor. Yani korktunuz değil mi? Şimdi iman inkardır diyecek. İman inkardır. Hani birleştiriyor ya. Yani hakikaten hoş çocuk ya. Şeye sohbetleri iyi takip etmiş. İnkar etmeden Müslüman olamıyoruz. Peki tağut nedir? Hiç duydunuz mu? Onu inkar etmediğimiz zaman Müslüman olamayacağımız bir şeyi bilmiyorsak biz nasıl Müslüman olalım ki abi? Doğru. Tağut nedir? Kısa da sana açıklayayım. Tağut Allah yerine haram helal koyandır. Yani mezhepler de bir tağuttur. Tağut lügat manası olarak haddi aşmak, azmak, belirlenmiş sınırı geçmek. Şeria manası ise şeytan, kahin, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticiler. Tağut budur. Mesela örneğin ben senin evine gelsem, senin eşyalarını istemediğin bir şekilde dağıtsam, ben senin evinde haddimi aşar mıyım? Haddimi aşarım. Dünya da Allah'ınsa, Allah'ın kanunlarıyla hükmedilmiyorsa, o kişiler Allah'ın mülkünde haddini aşmış, tağutlaşmış olurlar. Allah ne diyor bak ayette? Bunları inkar etmeden Müslüman olamazsınız diyor. Allah bunu söylüyor, tamam. Şimdi sisteme bakalım. Normalde dünya Allah'ın sistemidir. Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz gerekirken biz aciz insanlar daha evlerimize bile hükmedemiyorken kendi hükümlerimizle hükmediyorsak vallahi biz tağutuz. Billahi biz tağutuz. Allah bize kafir diyordur. Bizim tövbe etmemiz lazımdır. Son olarak yani bizim inancımıza göre oy kullanmak şirktir. Bizim inancımızı oluşturan temel şeyler değil. Ayetler ve hadisler ışığında. Ayetler ve hadisler ışığında. Zavallılar. Ayetler yetmiyor. Ve hadisler ışığında. Çocuk anlattı, anlattı, anlattı. Sizi Allah'a çağırdı. Allah'ın yasalarına çağırdı. Ama son cümleyi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bilinç altında bu var. Bu çok önemli bir kelime. Hakikaten çok önemli. Çünkü ayetlerin ışığı adamı kesmiyor. Allah'ın verdiği nur, Allah'ın verdiği ışık, Allah'ın verdiği ayetler yetmiyor. Vallahi yetmiyor. İşte ondan sonra hadislerin ışığında dedi ya, evladım hangi hadisler? Ne oldu? Sen hadis ilmi aldın mı? Ne güzel değil mi? Hadisler deyip konuyu kapatıyor. Ayetler ve hadisler ışığında. Ve şu anda Cumhuriyet ve demokrasinin en fanatikleri yine bu tarikat ve cemaatler. Ama selefi olanlar değil. Ne kadar ilginç ya. Şeyde Avrupa'da hiçbir devletin oy kullanma oranı bizi yakalayamıyor. Adamlarda oy kullanma oranı %40, %50, %60. Bizde %80, %90. Benim bildiğim kadarıyla. Ya arkadaş çok ilginç hakikaten. Ve çoğu da fanatik yani. Anlatayım dedi. Allah bizlere hidayet etsin. Gerçekten. Bakın orayı tekrar dinleyelim. Bakın bak. Billahi biz tağutuz. Allah bize kafir diyordur. Bizim tövbe etmemiz lazım. Son olarak yani bizim inancımıza göre oy kullanmak şirktir. Bizim inancımızı oluşturan temel şeyler değil. Ayetler ve hadisler ışığında anlatayım dedi. Allah biz... Ya al bak. Mesele bu. Adamlar Allah diye kastettikleri Kur'an değil arkadaşlar. Bu insanlara Kur'an yetmiyor. Bu da Selefi akımının yeni yetme genci. Fakat maalesef bilinç altında buna öğretilen Tirmizi ve Buhari var. Resul değil.
İşte bunlar din diye, Allah'ın emirleri diye insanlara empoze etmeye çalıştıkları şeylerin hepsinin altında Buhari, Müslim, Tirmizi çıkar. Onun için bunların la ilahe dediklerine ben inanmıyorum. Bunların iki tane kitabı var. Biri hadis, biri de Kur'an. Bu kadar basit. Ve hadis dediğiniz zaman da kendi aralarında 80 çeşidi var. Selefiler bile, bakın, şu selefi inancı bile kendi arasında dörde ayrılmış vaziyette. Dört çeşit selefi var. Oy kullanmak tağuta hizmettir. Adamı kafir yapar. Oy kullanan kafirdir diyen dört farklı selefi var. Dördü de birbirini tekfir ediyor, kabul etmiyor. Burada bize düşen ne? Lütfen aklınızı kullanın. Ya Kur'an yeter dersiniz ya da yetmez diyorsanız gidin bu marketten istediğiniz gibi alışveriş yapın. İstediğinizi bulursunuz. Her şeyi bulabilirsiniz. Bedava cennet de bulabilirsiniz bunlarda. İstediğiniz kadar cehennemle de tehdit edebilirsiniz. Her şey vardır bunlarda. Yeter ki canınızın istediğini arayın. O kadar geniş bir yelpaze. Bir de şey diyorlar, İhtilafta rahmet vardır. Şimdi birisinin siyah dediğini öteki beyaz diyor. Niye böyle diyorsun? O da diyor ki bu rahmettir diyor. Rahmetiniz bol olsun. Selam ve dua edin.